Yeşilçam oyuncularını sadece ekranlarda gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Ama bu oyuncuların başından geçen olaylar o kadar ilginç ve o kadar çarpıcı ki bu olayları birçoğumuz bilmemekteyiz. Bu çalışmamızda yaptığımız araştırmalar sonucunda bu ilginç olaylardan 6 tanesini sizler için derledik. İşte birçok kişinin ilk defa duyacağı Yeşilçam oyuncularının bilinmeyen ilginç olayları. Bu video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Birinci olayımız Feridun Şavlı yani Domdom Ali'nin trafik kazasından sonra ayağının kesilmesi. 1953 yılında Burdur'da dünyaya gelen Feridun Şavlı özellikle Hababam Sınıfı filminin sevilen karakteri Domdom Ali ile tanınmıştı. Pek çok Yeşilçam projesinde ve aynı dönemde reklam filmlerinde rol almıştı. Feridun Şavlı'nın kimse tarafından pek bilinmeyen acıklı hikayesi ekranlara boy göstermesinden sonra başlıyor. Feridun Şavlı Hababam Sınıfı'ndaki Domdom karakteriyle tanınan ve bu eserin vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başarmıştı. Hababam Sınıfı serisi dışında bazı filmlerde de rol aldı ama bu rollerden sonra 1978 yılında sinemadan uzaklaştı. Feridun Şavlı önce bir trafik kazası geçirdi ve kolunu kaybetti. Birkaç yıl sonra da kalp krizi geçirerek 1996 yılında vefat etti. Canlandırdığı Domdom Ali karakteri Hababam Sınıfı'nın şişman ve bir o kadar da haylaz öğrencilerinden biriydi. Dediğimiz gibi geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucunda kolunu kaybeden Şavlı, kazadan bir süre sonra 1996 yılında hayata gözlerini yummuştu. İkinci olayımız Akil Öztuna'nın Tosun Paşa film çekimlerinde deveden düşerek ölmesi. Hababam Sınıfı'nda felsefeci Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna, Tosun Paşa filminin çekimleri sırasında deveden düşerek ölmüştü. 10 Ocak 1905'te doğan ve aslen asker olan Akil Tuna sinemaya oldukça geç başladı. 1974 yılında Dövüşe Dövüşe Öldüler filminde rol alan Öztuna daha sonra 3 Hababam Sınıfı serisinde oynadı. Bu seriler Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyordu. Filmlerinde Akil Hoca'yı canlandırdı tabii ki. Akil Öztuna'nın son filmi ise 1976 yapımı Tosun Paşa oldu. Bu filmde Tellioğulları'nın reisi Akil rolünde oynayan Öztuna film çekimler sırasında deveden düşerek iç kanama geçirdi ve 18 Kasım 1976 yılında hayata veda etti. Aynı filmde rol alan Zihni Göktay olayı şöyle anlattı. Tosun Paşa Kartal Tibet'inde yönetmenliğinde bir filmdi. Güreş yarışları, yumurta yarışları, çuval yarışları vardı. 27 iş günü çalıştık. Ne kadar prova yapsak da bir kere de çekilemiyordu tabii ki de. 15'lik film de kara borsadaydı o dönem. Çok pahalıydı. Bir kere de olmayınca Kartal Tibet çok sinirleniyordu. Çünkü o da Arzu filminin sahibi Ertem Eğilmez'e hesap veriyordu. Filmde Akil Öztuna da vardı. Adile Naşit'in kardeşini oynuyordu. Kemerburgaz'ın Kumluk bölgesinde deveden düştü, iç kanama geçirip öldü. Akil Tuna ölmeden önce ilk yardım hastanesinde hasta yatağında bağladılar filmi. Aman bir boşluk olmasın, montajda bir şey olmasın şeklinde olaylar özetlenmişti. Akil Öztuna geride Aytaç, Gürtaç, Ertaç, Nurtaç adlarında 4 çocuk bırakmıştı. Üçüncü olayımız Adile Naşit'in kalbi delik olan oğlunun 14 yaşında ölmesi. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit 1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Adile Naşit 11 Aralık 1987 yılında İstanbul'da 57 yaşında hayatını kaybetmişti. 1930 doğumlu olan Adile Naşit tiyatrocu bir aileden geliyordu. Babası ünlü komedyen Komiki Şehir Naşit ve annesi de tiyatro oyuncusu Amelia Hanım'dı. Oynadığı filmlerdeki anne rolüyle hafızalara kazınmıştı Adile Naşit. Biz onu belki sürekli gülen, kahkahalar atan bir karakter olarak hatırlıyorduk. Ama Adile Naşit annenin gülerken aslında içinin nasıl yandığını, nasıl dram dolu bir hayatının olduğunu bize anlatıyordu. Adile Naşit 1950 yılında kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Ziya Keskiner ile evlendi. 1952 yılında çiftin bir çocukları dünyaya geldi ve ismini Ahmet koydular. Ahmet ilkokul 2. sınıfa geldiğinde kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Ortaokul bitirme sınavlarına hazırlandığı dönemde kalp ameliyatına girdi. 1966 yılının 16 Haziran günü yapılan operasyon çok başarılı geçti derken Ahmet fenalaşarak komaya girdi ve bir daha uyanamadı. Adile Naşit o gün İzmir'de turnedeydi. Bu haberi aldıktan sonra buna rağmen sahneye çıktı. Salondaki izleyicileri de güldürmeyi başarmıştı. Dördüncü olayımız Yadigar Ejder'in tuvalet temizlediği sırada kayarak hayatını kaybetmesi. Gerçek adı Yadigar Kuzu'ydu. Filmlerindeki adı genellikle Ayı Yadigar olarak tanımlanıyordu.
Kemal Sunal filmlerinin değişmez karakteriydi. Peki ne oldu o kadar filmde oynayan, o kadar tanınan bu yüz, bu güzel insanın hayat hikayesi bizleri çok fazlasıyla hüzünlendiriyor. İşte usta oyuncunun o fazla kimse tarafından bilinmeyen acı hikayesi. Türk sinemasının dev adamı olarak bilinen Yadigar Ejder filmlerde yardımcı oyuncu olarak oynuyordu. Yadigar Ejder 5 Ekim 1947 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Asıl adı Adnan Ayberk'ti. İlkokul 3. sınıfta başladığı günler okuldan kaçtı ve bir daha okula gitmedi. Özellikle Kemal Sunal filmlerinde olmak üzere birçok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Kemal Sunal'ın neredeyse bütün filmlerine rol aldı. 200'e aşkın filmde yardımcı rollerde yer aldı. Bazılarında ismi afişlerde yazıldı. Bazılarında yazılmadı. İstanbul'a geldiği yıldan itibaren hep otellerde kaldı. 1977 yılında Osman Seden'in senaristi olduğu ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Şark Bülbülü adlı sinema filminde Kemal Sunal ile başrolü oynarken Mazlum karakterini canlandırdı. Bütün bu güzel günler artık geride kalmış, eskisi gibi iş bulamıyor ve işsiz kalmıştı. Daha sonra küçük bir yerde kendisine iş buldu ve burada çalışmaya başladı. Çalıştığı yerin tuvaletini temizlerken ayağa kayıyor ve başını çarpıyor. Düşmenin etkisiyle dışarı çıkan usta oyuncu çalıştığı yerin kapısında yığılıyor, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da 44 yaşında hayatını kaybediyor. Yadigar Ejder'in ölümü hakkında aslında çok fazla söylenti vardı. Bazı haberlere göre bir bankta uyuyarak ölmüş, bazılarına göre beyin kanaması geçirmişti. Ama sebebi ne olursa olsun bu şekilde ölmeyi hak etmiyordu. Beşinci olayımız Mesut Engin'in sokakta bir bankta ölmesi. Türk sinemasına birçok yıldız oyuncu armağan eden Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak Yeşilçam'a adım attı Mesut Engin. Hem oyunculuk yapıyordu hem de mankenlik ve foto modellik de yapıyordu. Bebek yüzüyle tüm genç kızların gözdesiydi. Aynı zamanda çok iyi para kazanıyordu. Otellerin kral dairelerinde kalabiliyordu. Ama 1976 yılında geçirdiği trafik kazası onun için sonun başlangıcı oldu. Geçirdiği trafik kazasından sonra sağ el bileği sinirleri kesildi. 1953 doğumlu Engin bu olay olduğunda henüz 23 yaşındaydı. Hayata küstü ve alkole sığındı. Birkaç yıl sonra hayatında bazı şeyler yoluna girer gibi oldu. 30 yaşına geldiğinde İstanbul'un tanınmış ailelerden birinin kızı Asiye Genç Ağaoğlu ile nişanlandı. Güzellik salonu işletmeye başladı. Ama onun asıl hayali sinemaydı. Kendini tamamen alkolün kollarına bıraktı, hem işini hem şöhretini kaybetti. Girdiği bunalımdan bir türlü çıkamayan Engin, kendini tamamen alkolün yaşattığı yalancı mutluluğa bıraktı. Aklı dengesini yitirdi ve artık sokaklara düşmüştü. Bir zamanların ünlü ve paylaşılamayan oyuncusu Mesut Engin, artık İzmir'de ağaçlı yolda otobüs duraklarındaki banklarda uyumaya başlamıştı. 2003 yılında alkol bağımlılığından kurtuldu, sonra İstanbul'a geldi. Karayolları çalışanlarının desteğiyle yaşamını sürdürüyordu. Sonra ise Beyoğlu sokaklarında yatıp kalkmaya devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayış Dağı Darula Ceze Müdürlüğü kapılarını açtı Engin'e. 720 kişinin yaşadığı bu yerde bir süre yaşamaya devam etti. Yeşilçam'ın kral ünvanlı oyuncusu Mesut Engin 58 yaşında yaşamını yitirmişti. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videonun yeni serisinin gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.